Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş Erzurum'a geldi. Bakan Göktaş, beraberinde Bakan Yardımcısı Zafer Tarıktaroğlu, AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu ile birlikte kentte çeşitli temaslarda bulundu. Arkadaşlar geniş alalım, önünüzü açalım. Evet, şuraya biraz... Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın ziyaret için ilk durağı Erzurum Valiliği oldu. Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi ile görüştü. Valilik şeref defterini imzaladıktan sonra kentle ilgili bilgi aldı. Bakan Göktaş daha sonra Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne geçti. Burada Başkan Mehmet Sekmen tarafından karşılandı. Basına kapalı devam eden ziyarette Başkan Sekmen, belediye çalışmaları ile ilgili Göktaş'a bilgi verdi. Merhabalar, kolay gelsin. Bakan Göktaş'ın sonraki durağı sivil toplum kuruluşları ve iş dünyası buluşması oldu. Göktaş, Palandöken Dağı'ndaki bir kafede düzenlenen kahvaltı programında iş insanlarıyla bir araya geldi. Anadolu deyince akla gelen ilk şehirlerden biridir Erzurum. Erzurum, sakın ha kimsenin kalbini kırma, canını incitme diyen al vardı efedir. Böylesi kutlu bir şehirde siz kıymetli Erzurumlu kardeşlerimle bir arada olmaktan duyduğum mutluluğu dile getirmek istiyorum. Mahinur Özdemir Göktaş konuşmasında Türkiye'de ilk kez yaşlı profili araştırması yapıldığını açıkladı. Sizlerle yakın zamanda yaptırdığımız yaşlı profil araştırmasından bahsetmek isterim. Dünyada ve Türkiye'de yaşlı nüfusa gittikçe artıyor. Bu araştırmada çok çarpıcı sonuçlar elde ettik. Bu ay içerisinde sonuçları milletimize paylaşacağız. Araştırma kapsamında 22.640 hanede çalışma hayatından sosyal yardımlara, yaşlı haklarından toplumsal hayata katılıma 9 başlıkta yüz yüze görüşmeler gerçekleştirdik. Elde ettiğimiz sonuçlar yaşlılarımıza sunduğumuz hizmetlerimize yön verecek. 4 yılda bir güncelleyeceğimiz veriler doğrultusunda hizmetlerimizi günün koşullarına göre ele alacağız, daha kaliteli hale getireceğiz. Programda konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıktaroğlu ise Bakan Göktaş'a teşekkür etti. Bir, milli mücadelenin kurulduğu, cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı şehir Erzurum. Erzurum, dadaş demek mert demek, dadaş demek yiğit demek, dadaş demek yardımseverlik demek, dadaş demek 22 yıldır Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yürüdüğü yolda onu hiçbir zaman yalnız bırakmayan demek. Ben böyle bir şehrin evladı olmaktan duyduğum memnuniyeti burada belirtmek istiyorum ve şehrimize, doğduğumuz, büyüdüğümüz topraklarımıza teşriflerinizden, bunca yoğun programınızdan dolayı kıymet verip geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum'un kış turizm potansiyelinden bahsetti. Şu üzerinde bulunduğumuz Palandöken Dağı inşallah turizme öyle bir hareket kazandıracak ki burası sadece 4 ay değil 12 ay boyunca insanımızın ve yine turizme kış sporlarına ilgi duyan vatandaşlarımızın ilgi odağı olacak. Hemen yan tarafta 400 dönüm yeni otel bölgesi oluşturuyoruz. Sireyin tam hizasında Sultan 8 denilen yerin altında yeni pistler oluşacak. Palandöken 1 dediğimiz bu dağı Palandöken 2 dediğimiz konaklı kayak merkezine bağlayacağız. Allah nasip ederse bu sene Nisan'dan itibaren de konaklı denilen Palandöken 2 dediğimiz yeni bölgede yeni otellerimiz başlıyor. Yeni villalarımız başlıyor. İnşallah bu dönem boyunca orayı da uluslararası bir konumda bir turizm bölgesi olarak inşa edeceğiz dediğim gibi. Palandöken sadece 4 ay değil 12 ay boyunca ilgi odağı olacak açıklamasını yaptı. AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu da 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin konuştu. Sivil toplum kuruluşu ve iş insanlarından 14-28 Mayıs seçimlerinde büyük destek gördüklerini hatırlatan Küçükoğlu, 31 Mart seçimlerinde de destek istedi. 31 Mart seçimlerinde yine aynı şekilde sizlerden büyük destek istiyoruz. Ve biliyoruz ki sizlerin desteği olmadan biz bu güzel sonuçlara ulaşamayız. Onun için ben 31 Mart'ta da sizlerin desteğinizi alacağıma inancım tam.